Merhabalar sevgili arkadaşlar. Doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitliliğin korunması konusuna devam ediyoruz. Biyolojik çeşitlilikle, biyolojik çeşitliliğin önemiyle devam edeceğiz. Ne olduğunu konuşmuştuk. Canlıların çeşitliliğinin belli iklim, belli yer şekilleri, belli biyolojik faktörlere bağlı olarak değişkenliğinden bahsetmiştik. Neden önemlidir biyolojik çeşitlilik? Çünkü beslenme, giyim, tedavi ihtiyaçlarımızın çoğunu biz bitki ve hayvanlardan elde ediyoruz. Herhangi bir canlı türünün ortadan kalkmasıyla beraber denge bozulacağı için diğer canlı türleri de etkilenmiş oluyor. Bunlardan bahsetmiştik. Bu yüzden ihtiyaçlarımızı karşıladığımız birçok canlı türü de yok olmuş olabilir. Ve yine bizim zararımız olur. Gelecekte de ortaya çıkacak olan birçok hastalık etkeninin tedavisinde kullanacağımız canlı türünün de yok olmasına sebep olmuş olabiliriz. Genellikle antibiyotiklerin yapımında da bazı bakteri türleri ya da mantarlar yer alıyor ya da bitkiler. Bu canlıları yok ederek kendi bacağımıza da sıkmış oluyoruz aslında. Bu nedenle de varlığımızı da sürdürebilmemiz için biyolojik çeşitliliğe ihtiyacımız var. Tabii ki burada yine biraz bencilce gelebilir, kendimizi düşünüyoruz insanoğlu olarak, ama biz de düşünebilen, iradesi olan tek canlı türü olduğumuz için dünya üzerindeki böyle bir kararı verebiliyoruz. Ama bunu yaparken tabii ki bu bencilliği israf değil ya da diğer canlıların hayatına kastetmek, onlardan sadece yararlanmak, asla üretmemek, sadece tüketmek olarak algılamamamız gerekiyor. Biz de bu canlı topluluğunun, bu çevrenin, bu doğanın bir parçası olarak doğaya katkıda bulunmalıyız. İnsan kaynaklı olumsuz etkilerden dolayı dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan türler, 2015 yılında yayınlanan kırmızı listede bulunan, arkadaşlar kırmızı liste demek, bazı yıllarda yayınlanır bu, nesli tükenme tehlikesi, yani neredeyse bitti. Neredeyse biten canlılar kırmızı listede, yani alarm listesidir bu. Orada yer alırlar. Bu canlılar Nil timsahı, kambur balina, Arap oriksi, şeyseller, robin saksanı, lear papağanı gibi gözümüze çarpıyor. Daha fazlası da var. Bunları araştırabilirsiniz siz de. Bu türlerin korunması için biz de çalışmalara destek olabiliriz ya da araştırıp yayılmasına katkıda bulunabiliriz. Bakın, Nil timsahı, Arap oriksi, lear papağanı, kambur balina görüyorsunuz ve robin saksanı da görebilirsiniz. Bu canlılar şu anda kırmızı listede. Evet, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine bakarsak eğer ülkemize, gerçekten çok zengin ülkemiz çeşitlilik bakımından, bitkiler olsun, hayvanlar olsun. Neden önemli? Çünkü coğrafi özellikler, yani biliyorsunuz ki bizim coğrafi konumumuz bütün konulara konu olmuş bir özellik. En önemli, en güçlü özelliğimizden bir coğrafi konumumuzdur. Ülkemizin güney tarafı ve kuzeyinde kıyıya paralel uzanan sıra dağlar bulunuyor. Bu sıra dağların varlığıyla beraber çeşitli canlı grupları arasında bir engel oluşturuluyor ve izolasyon sağlanmış oluyor. Arkadaşlar, izolasyon işte endemiklik, yani bir bölgeye özel olmak, bir bölgeye ait tür olmak, başka yerde görülmemek endemik olmasıdır o canlının. Bu endemiklik de, bu izolasyon da bu dağların varlığı sayesinde bizim ülkemizde görülüyor. Yine doğal göller, geniş ovalar, vadiler, ırmaklar ülkemizde yer alıp bu bölgelerde canlıların yaşaması için uygun alanlar olarak karşımıza çıkıyor. İklim de çok büyük bir etken. Ilıman iklim kuşağında yer alıyoruz biz. Bölge bölge baktığımızda pek çok farklı iklime karşılaşabiliyoruz ama genel olarak ılıman iklimdeyiz. Yıllık ortalama sıcaklığımız bölgeler arasında farklılık gösteriyor. 4 ve 20 derece arasında değişiyor. Ortalama yağış miktarı da yine bölgeler arasındaki iklim farklılıklarına göre değişiyor. Bu iklimi etkileyen çeşitli faktörler, coğrafi konum, yükselti farklılığı, deniz gibi su kaynağının bulunması olabilir. Bizde tabii hepsi mevcut olduğu için bütün özellikler, çeşitli iklimler karşımıza çıkabiliyor. Buna bağlı olarak pek çok farklı canlı türlerinin ev sahipliği yapıyor ülkemiz. Jeolojik geçmişimiz var. Yani milyonlarca yıl önce kara ve sular günümüzdeki gibi değil, kıtaların kayması, yeryüzünün günümüzdeki şekli gelmesi milyonlarca yıl aldı. Bu süreç içinde ülkemizin bulunduğu bölgede farklı ekosistemler şekillenmiş oluyor, evrimleşmiş oluyor. Ülkemizin üç yanı denizlerle çevrili. Bu durum diğer özellikler gibi ülkemizde çok farklı canlı türlerinin yaşamasına imkan sağlıyor. Yine Anadolu bölgesinin Asya-Avrupa kıtaları arasındaki köprü de tür çeşitliliğini artırmış bulunuyor.
Endemik tür ne demek? Biraz da önce bahsettim. Daha önceki derslerde de konuşmuştuk. Coğrafyada da karşınıza çıkar. Ülkemizin biyolojik çeşitlilik açısından zenginliğini gösteren bir diğer durum endemik tür sayısı. Yeryüzünün sadece belirli bölgesinde bulunan türler endemiktir. Türkiye'de çok fazla endemik tür var. Ve bu türler genelde nadir bulunduğu için, her yerde olmadığı için ekoloji ve ekonomik değerleri çok yüksek olan, yani korunması birinci sırada gelen türlerdendir endemik türler. Bu türler ilaç ham maddesi olarak da kullanılabilmekte. Genel olarak ülkemizdeki hayvan, yani fauna çeşitliliğine bakarsak, fauna türleri bakımından oldukça zengin bir ülkemiz var. Hayvan türlerini belirlemek için günümüzde çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Yani hala daha ortaya çıkabilir. Yaşayan omurgasız hayvan sayısı yaklaşık 30 bin civarında. Yaklaşık 4 bin omurgasız hayvan türü de bunların arasında endemik olarak ülkemizde. Yine omurgalı hayvan türüne bakarsak yaklaşık 1500 tür var. 70 tanesi balık. Üç tarafımız denizlerle çevrili olduğu için fazla balık var. Yaklaşık 100 tür endemik olarak karşımıza çıkıyor. Ankara kedisi, Van kedisi, Kangal köpeği, Denizli horozu, Angora tavşanı, bunlar bizde olan endemik hayvanlar. Zaten isimlendirmeleri de buna göre yapılmış. Dev kertenkele. Şanlıurfa'nın Ceylan, Pınar ve Bilecik ilçeleriyle Silopi civarında yaşayan bir tür. Mersin balığı. Türkiye sularında 5 Mersin balığı türü bulunuyor farklı farklı. İribaş kaplumbağası bizde. 8 tür deniz kaplumbağasının 5 türü Akdeniz'de. Bu çok değerli bir şey. Akdeniz fokuna bakın. Yine dünyadaki 600 civarında Akdeniz foku var ve 100 tanesi Türkiye'de diyebiliriz. Pekala, ülkemizdeki flora, yani bitki çeşitliliğine bakarsak buradaki bitki türleri bakımından oldukça zengin olduğunu görebiliyoruz. 11.707 yaklaşık tabii bitki türü bulunuyor. Bunlardan 3.925'i endemik yine. Tabii ki bitki çeşitliliği hayvan çeşitliliğinden daha fazla olduğu için doğal olarak bu rakamlar artmış gözüküyor. Önemli endemik bitki türlerinin bazıları. Maraş dondurmasının ham maddesi olan salep. Kaz Dağı'ndaki ormanı oluşturan Kaz Dağı göknarı. Eğridir'in güneyindeki kasnak meşesi. Köyceğiz Dalaman arasında yaygın olan sığla ağacı. Datça ve Teke yarımadalarında yaşayan Datça hurması. Kastamonu, Yozgat, İspir civarında yaşayan İspir meşesi. Daha nicelerine örnek verebiliriz. Burada resimlendirmişler. Yanar döner çiçeği, çoban dikeni. Bunlar güzel. Sığla ağacı, Ankara çiğdemi gibi endemik türler. Pekala, soyu tükenen türlere baktığımız zaman, yani bu canlılara baktığınızda sanki hiç tükenmeyecekmiş, bitmeyecekmiş gibi geliyor olabilir. Ama maalesef bunların soyu tükeniyor ve tükendi. Yanlış avlanma, ormanların harap edilmesi, doğanın dengesinin bozulması, çoğunlukla da bizim yüzümüzden. Tabii ki sadece dış etmenler değil, doğal dengede de türler yok olabilir. Evrimsel süreçte doğal seçilimle elenmiş olabilen türler var. Mesela mamut var. Mamutlar doğal seçilimle yavaş yavaş evrimsel olarak elenmiş. Ya da dinozorlar, değil mi? Belli yıkımlarla beraber dünya üzerinden silinmiş türler. Ama onun dışındaki bizim etkilerimizden bahsediyorum. Geçmişte sadece ülkemizde yaşayan Anadolu Parsı mesela, Asya fili, yabani sığır, yaban eşi, yılan boyun kuşu nesilleri tükenmiş, görünmüyorlar. Burada görebilirsiniz Asya fili ve şöyle bir yılan boyun kuşu. Hiç böyle bir canlı gördünüz mü Türkiye'de? Yok, çünkü tükendi, göremezsiniz artık. Evet, nesil tükenme tehlikesinde olanlar var. Kardeler yıllardır tükenme listesinde, kurtarmaya çalışılıyor. Bu yüzden artık ihraç edilmesi yasaklanmış. Türkiye'de 9 türü bulunuyor doğal olarak yetişip. 2 tanesini ihraç ediliyor. İstanbul'un azenlesi var. Sadece Türkiye'nin kuzeybatısında dünya üzerine o kadar nadir bir çiçek. Yabini siklamen var. Yumrulu bitkiler familyasındaki Bern Sözleşmesi'yle korunan önemli bir bitki. Yanar döner çiçeği var. Bu da Türkiye özgüdür. Ankara Gölbaşı ilçesinde yetişiyor. Ve yine Bern Sözleşmesi ile korunuyor. Bu sözleşme de böyle hani dünya içinde belli ülkelerde korunan, canlıların korunmasına yönelik yapılan bir sözleşme. Sığla var. Anadolu sığla ağacı. 20 metreye kadar uzanabilen geniş tepeli çok dallı bir ağaç orman oluşturuyor. Türkiye'de yetişiyor. Beyaz çakal nergisi aynı şekilde. Mavi yıldız, şan çiçeği vesaire, bunlar Türkiye'deki endemik türlerden sayılabilir. Evet, biz biyoloji çeşitliliği nasıl koruyacağız? Her geçen yıl birçok canlı türünün birey sayısı azalıyor, hatta tükeniyor. Evet, bu duruma
bizim çevreyi kirletmemiz, aşırı derecede avlanma, nüfusun hızlı artması yetmiyor artık besin, çarpık kentleşme, orman yangınları gibi etkinliklerimiz neden oluyor. Canlı türlerinin her biri bir görevi yerine getirir doğada. Bir canlı türünün yok olması doğal dengeyi bozacağı için bu durumdan en çok etkilenen yine insan olacaktır. Ve bu çeşitliliği bozulmadan koruyan ülkeler gelecekte daha rahat edecek. Çünkü bir geleceğe bir miras bırakmış oluyorlar. Sürdürülebilirliği katkıda bulunmuş oluyorlar. Temel ihtiyaçları ancak bozulmamış bir bölgede daha iyi karşılanacaktır. Türkiye'deki biyolojik çeşitlilik, milli parklar, kara avcılığı ve su ürünleri kanunu gibi yasalar kapsamında korunuyor. Türkiye'de biyolojik çeşitliliği koruma faaliyetleri ülkemize yapılan çalışmalar sonucunda kuş yaşam alanları, endemik bitki türleri yaşam alanları, deniz kaplumbağalarının üreme alanları, Akdeniz koku yaşam alanları belirlenmiş ve bu doğal alanlar koruma altına alınmış durumda. Biraz Gen Bankası'nı konuşalım. Gen Bankası nedir? Arkadaşlar, canlıya ait hücre doku organlarının çok uzun yıllar boyunca uygun koşullarda saklanmasını sağlayan ortamlar Gen Bankaları. Böyle yerler var. Ülkemizde de Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde bulunan tohum bankaları var. Tohum bankaları kültür bitkilerinin, yabani akrabalarının, diğer otlu bitki türlerinin korumasını sağlıyor. Biz insan gen bankası ya da hayvan gen bankası değil de daha çok bitki üzerine çalışıyoruz. Tohum bankalarında da yerel tohumu koruyup tohumların ürüne dönüştürmek, gelecek nesillere daha iyi şartlarda aktarılması amaçlanıyor. Sağlığımız ve yerel kültürümüzü korumak için de tabii ki böyle işlemler çok önemli. Mesela Şanlıurfa özgü domates, biber, nar, buğday, salatalık, patlıcan tohumları Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından çiftçilerimize dağıtılıyor, onlar da işliyor. Ülkemizde yaşayan bütün büyük memeli türlerinin DNA ve hücre örneklerini barındıracak gen bankı çalışmaları da başlatılmış diyebiliriz. Şimdi bir de biyo kaçakçılık noktasına değinmek istiyorum. Bu da önemli bir konudur. Biyo kaçakçılık ne demek? Arkadaşlar, isminden anlaşılabiliyor zaten. Buradaki yabani bitki hayvanları ve onlara ait parçaların yetkili kurumdan izin alınmadan toplanması ve yurt dışına kaçırılması biyo kaçakçılıktır. Onların ticaretinin yapılması aynı şekilde. Ülkemizden en çok kaçırılan canlılar böcekler, kelebekler, bitkiler, sürüngenler, kurbağalar, yumuşakçalar ve kuşlar. Bu biyo kaçakçılık ülkemizin hem biyolojik çeşitliliğini olumsuz etkiliyor, aynı zamanda ekonomimizi de olumsuz etkiliyor. Herhangi bir katkı sağlamıyor illegal yollarla yapıldığı için. Biyo kaçakçılık popülasyonların birey sayısında azalma, tür kaybı, ekosistem dengesini bozma, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi durumlara sebep oluyor. Birey olarak, yani bilinçli bir birey olarak doğal alanlarda izinsiz bitki ve hayvan toplandığından şüphelendiğimizde direkt ilgili birimlere ihbar etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de bu kadardı. Üniteyi de sonlandırmış bulunuyoruz. Herhangi bir sorunuz olduğunda sorabilirsiniz. Ödevlerinizi yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.